zamanında kurulan dostluklar, sonra dağılan bir masa işte. Şimdi hepsini konuşacağız. Bir taraftan pek çok iddiası var tabii Sedat Peker'in. Pazar günü yayınlayacağım dedi bir video. O da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT'deki konuşmasından sonra aslında öyle söyledi. Ve Süleyman Soylu'nun iddiaları. Bir taraftan da sevgili seyirciler, bültenimizin başında ekrana taşımıştık. İyi Parti lideri Meral Akşener'e bir provokasyon düzenlendi. O da konu başlıklarımız arasında olacak. İki kıymetli konuğumuz var. Eski Devlet Bakanı, yazar Sayın Fikri Sağlar ve gazeteci Sayın Yavuz Selim Demirağ yayın konuklarımız. Hemen dönelim kendilerine. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Aslı Hanım. Çok sağ olun. Şimdi efendim tabii pek çok başlık var ama genel bir çerçeve çizmek adına da belki İçişleri Bakanı Soylu'nun son günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapıp yapmayacağı ya da bazı kesim tarafından acaba istifa eder mi sorularıyla karşı karşıya kalmışken TRT'de yaptığı açıklamalar oldu. Sedat Peker'in de büyük iddiaları var. Bunun hepsine baktığımızda Sayın Sağlar sizinle başlayalım. Bu iddialara yanıt verebildi mi sizce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu? Ne dedi, ne anlatmak istedi? Bazı kesimden insanlar diyorlar ki biz anlayamadık, çok dağınık konuştu Sayın Bakan dediler mesela. Konuşma şekliyle de alakalı tabii. Ne dersiniz? Aslında iddialara yanıt vermediği gibi sadece bir karakol raporu açıklamaktan ötede bir şey yapmadı. Yani genellikle İçişleri Bakanları yaptıklarıyla ilgili birçok bilgiyi peşi sıra ortaya koyarlar. Dolayısıyla o da öyle bir şey söyledi. Aslında söylediklerinin satır altlarına bakarsanız Türkiye'nin bir uyuşturucu yolundan öte uyuşturucu imalatı yapan ve bundan da büyük paralar kazanan bir ülke haline döndüğünü de anlayabilirsiniz. Yaptım derken birçok şeyin de Türkiye'de yapılmadığını görüyor. Türkiye ciddi bir şekilde güvenlik sorunuyla karşı karşıya. Ayrıca bugünkü iktidar, AKP iktidarı kendi demokrasi dışı, hukuk devleti dışı yeni rejimini devam ettirebilmek için, yani erkler ayrımından uzaklaşmış yürütme, yasama, yargı ve medya gücünü bir kişinin elinde tutan bu rejimi devam ettirebilmek için sürekli tehdit algısı oluşturuyor. Bu algı da Süleyman Soylu tarafından yapılıyor. Sürekli işte terör, PKK, FETÖ gibi her önüne geleni bu şekilde yaftalayarak en basit Boğaziçi Üniversitesi'nde çok masumane ve medenice yapılan gösteriyi bile başka terör örgütleriyle bağdaştıran açıklamalar yapıyor. Sonrasında da bir şey çıkmıyor. Bunun nedeni bu tehdit algısı oluşturup sistematik bir şekilde yasa dışılığı meşrulaştırmaktır. Bunu uygulayan bir AKP iktidarı var. Süleyman Soylu da bunu uygulayanlardan bir tanesi. Ve bu iki yolla da yani tehdit algısı, hukukun dışına çıkabilme böylelikle yetkisi ve bunlarla da ilgili de bugün hukuk dışı bir yapının artık gerçekleştiğinin göstergesi. Sedat Peker'in söylediklerine baktığınız zaman satır altlarında böyle bir hukuk dışılığının artık olağanlaştığı bir noktaya geliyor. Gerekçeleri var, belki onlar daha sonra konuşulabilir ama benim gördüğüm kadarıyla Süleyman Soylu kendisini savunmak için yaptığı TRT yayınından ben doğrusu çok fazla bir şey anlamış değilim. Hatta aleyhine olduğu düşüncesindeyim. Peki. Çünkü izin verirseniz son bir cümle ekleyeyim. Lütfen buyurun. Algı yönetmede önemli bir nokta vardır. Daha doğrusu bir yöntem vardır. Tanımlayan vardır, bir de tanımlanan vardır. Sedat Peker sürekli Süleyman Soylu'yu tanımladı. Sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, sen şunu yaptın diye Süleyman Soylu da tanımlanan birisi olarak savunmaya geçti ister istemez. Savunmaya geçtiğiniz andan itibaren çok açık verirsiniz. Nitekim ben TRT'deki yayını öyle gözledim.
Peki, Sayın Demirel sizinle devam edelim. Şimdi tabii orada 3 gazeteci vardı ama soru sorabildiler mi? Soru sorulmalarına müsaade mi edilmedi? Böyle bir durum oldu. Tabii önemli kritik konular sebebiyle Sayın Bakan kendisini ifade etmek için bir FETÖ'den bahsetti, konuyu bir ara Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirdi, oradan yeniden bir fotoğraf paylaştı ve konu biraz dağılmış gibi aslında bakıldı. Siz bir işte gazeteci olarak mesela orada sorulan sorular ya da sorulamayan sorular ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkındaki iddialarla ilgili konuşmasından ne çıkardınız? Yani sizi ya da kamuoyuna ikna edebildi mi Sayın Bakan sizce? Şimdi her şeyden önce gazeteci tanımını bir yeniden bir açalım. Hı hı. Orada bulunan kişiler bana göre, hiç kimse kusura bakmasın ama sözde gazetecidir. Gazeteci çanak soru sormaz. Gazeteci tuzluk değildir. Dekor hiç değildir. Oraya getirilen gazeteciler malum kişiler ve çanak sorularla aklamaya çalıştılar Sayın Soylu'yu ama ben Süleyman Soylu Bey'e şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Kriz yönetimi dersi alsın. Bakın üniversitelerimiz siyaset bilimi, üniversitelerimizde ana bilim dalı oldu, bir bilimdir. Ve siyaset biliminde, uluslararası ilişkilerde ve kamu yönetiminde kriz dersleri vardır. Yani kriz anında bir yöneticinin, bir sorumlunun neler yapabileceğiyle ilgili mutlaka ders almalı. Yani bakan olmuş ama bu dersleri görmemiş. Eğer üstelik İçişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının can ve mal korumakla görevlidir anayasaya göre ama dün biz Sayın Soylu'yu izlerken çok çirkin kelimeler etti. Yani bir kişinin ailesinin mahremiyetine girmeye kalkıştı. Bu bir kere yeni bir kriz yaratmıştır. Bırakın krizi çözmeyi, yeni bir kriz yaratmıştır. Bir bakana, ya yani bırakın bir bakana, bir insana yakışacak bir şey değildi o çamaşırdan falan bahsetmek. Yani şu anda bile ben ar duyuyorum öyle bir cümleyi ifade ederken. Dolayısıyla Sayın Soylu bakanlığın son günleri, son saatlerini yaşıyor bana göre. Orada üstelik her vatandaşımızın... Bir istifa hepimiz... beklentiniz mi var o anlamda mı diyorsunuz yoksa bazı yani iddialar gerçeğe çıkacak mı diyorsunuz? Olabilir. Yani biliyorsunuz artık istifa yeni başkanlık sisteminde bu ucube sistemde istifa diye bir mekanizma ortadan yok. Affını istemek var. Affı falan deniyor ama Sayın Erdoğan da bütün her zaman yaptığı gibi bizleri şaşırtıyor. Bazen de gece yarısı saat 3'te görevden alıyor yani. Ben birkaç yani bir iki gün içerisinde Süleyman Soylu'nun veya bir başka bürokratların da başka bakanların da görevden alınacağını, bir kısmının affedileceğini, bir kısmının da resmen görevden alınacağına inanıyorum. Ankara'da da bu konuyla ilgili çok ciddi duyumlarımız var. Sayın Demirel bu söylediğiniz çok önemli. Bunlar bir bilgiye yani bir kulis bilgisine mi dayalı yoksa sizin kendi yorumunuz mu? Hayır şimdi tabii yani gazeteci her şeyden önce yorumdan ziyade önce haber kaynaklarını değerlendirir. Aldığım haber kaynaklarım yani çok kısa bir süre içerisinde bir gece yarısı bir kararname ile görevden alınacağı şeklinde. Evet. Yani çünkü Erdoğan damadını bile görevden almış veya işte istifa ettirmiş. AKP'yi ve Erdoğan'ı çok zor duruma soktu. Bu kriz, hatta bu kriz bana göre AKP'nin de sonunu getirdi. Hele hele pazar günü ve yani şimdi Sedat Peker diyor ki 12 tane videom olacak diyor. Henüz 6.sında bu kadar büyük kriz çıktığına göre diğerlerini düşünemiyorum. Yani. Peki şimdi Sayın Sağlar
Sayın Demirel dedi ki ben birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve birkaç bürokrat da olabilir görevden alınacağını düşünüyorum dedi. Tabii bir taraftan hem yorumu hem de aslında anladığımız kadarıyla duyumları da var Sayın Demirel. Böyle bir şey sizce söz konusu olabilir mi? Çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz bu pandemi döneminin başında istifa etmişti. Ancak sonra hayır böyle bir şey olamaz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. MHP lideri Devlet Bahçeli devreye girmişti mesela. Bu konu daha büyük bir konu elbette. Sizin de böyle bir beklentiniz var mı ya da böyle bir şey gerçekleşmeli mi? Geç bile kalınmış olduğunu söylüyorum. Bizim ülkemizde yakın tarihte 12 Eylül sonrasında bu ikinci büyük olay. Daha önce bir Susurluk olayı vardı ve aynı isimlerin içinde bulunduğu şimdi ikinci bir iddia sinsilesi devam ediyor. Susurluk sırasında emniyet müdürü, siyasetçi ve eski bir mafya liderinin devletin kimliğini taşıyarak aynı arabanın içerisinde bulunmuş olması sonrasında kimliği veren İçişleri Bakanı, o zaman eski Türkiye'yi de beğenmiyorlar ya, parlamentodaki bütün siyasi partilerin bir araya gelerek vermiş oldukları araştırma önergesi ve Cumhurbaşkanı'nın Süleyman Demirel'in dönemin başbakanı Erbakan'a yazmış olduğu mektup sonrasında İçişleri Bakanı olan Mehmet Ağar istifa etti. Yani daha komisyon kurulmadan, çalışmaya başlamadan istifa etti. Çünkü büyük bir skandaldı. Şimdi bunu buradan beklemiyoruz, görmedik de. Ama ben Erdoğan'ın nasıl bir refleks, yani önce kendi beraber çalıştıkları insanları koruyan bir anlayışı, bir kişiliği, ama daha sonra da bunlara verdiği bir ceza var. Yani bizler istiyoruz diye siz almıyorum, ben istediğim için alıyorum tırnak içerisindeki bir anlayışı var. En son videoda Sedat Peker'in İbrahim Kalın'ı, ki Sayın Erdoğan'ın en yakın çalışma arkadaşı ve özel kalem müdürü Hasan Doğan'ı takip ettirdiği iddiası son derece önemli bir iddia. Doğru mudur, eğri midir bilmem ama bunu en iyi bilecek olan kişi Erdoğan'dır. AKP Genel Başkanı olarak herhalde gereğini yerine getirecektir. Nitekim TRT'deki konuşmasında Süleyman Soylu, bir gece bir kararname ile görevden alınabilirim, herkes gibi mealen söylüyorum, sözleri de böyle bir beklentiyi içerisinde olduğunu gösteriyor. Ama Süleyman Soylu'nun bence şimdiye kadar kendisinin bu işi, yani istifa müessesesini çalıştırarak savcılığa müracaatının daha özgür, tarafsız, bağımsız bir şekilde sürdürülmesini sağlaması, bir siyasetçi olarak kendini böylelikle aklaması gerekirdi. Bunu yapmadı, bekliyor. Görevden alınırsa ne olacak? Er geç bu iddialar sonrasında Süleyman Soylu çok önemli bir bakanlık olan İçişleri Bakanlığı'nda fazla duramaz. Yani siyaseten duramaz, hukuken duramaz, ahlaken duramaz. Çünkü iddialar çok önemli iddialar. Doğru eğri bunların araştırılması gerekiyor. Çünkü araştırılması için gereklidir ki Türkiye gerçekten bir hukuk devleti olmaktan niye çıkarıldığını hepimiz görelim. Hukuk devleti olma doğrultusunda da ciddi bir adım atıldığını ya da samimi bir talep olduğunu da birlikte görelim derim. O nedenle ben Süleyman Soylu'nun bugün beklemesi bile kendisinin gelecekle ilgili aleyhine olan bir noktadadır. Bunun bir ülkeye büyük yararı, eğer yurtsever insanlarsa, yurtsever insanlar sadece hizmet ederek değil, bazen de hizmetlerinden vazgeçerek, istifa ederek de topluma
hizmet ederler. Ben görüşmedim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuyu dedi mesela, ama bazı kulis bilgilerinde ikilinin bir araya geldiği de söylenmişti. Ama anladığım kadarıyla her ikiniz de diyorsunuz ki bu konu böyle üstü örtülüp gidecek bir konu olmayacak. Bunun bir sonucu olacak ve Sayın Soylu'nun da görevden alınacağını, hatta geç bile kalındığını söylüyorsunuz. Bir konu var. Diyor ki sen benim dönüş biletimdin diyor Peker Süleyman Soylu'ya. Sen benim jokerimdin diyor mesela. Bu konuya da gelmek isterim. Bir de polis koruması. Bu konuda da daha doğrusu o yayında Süleyman Soylu Nisan ayında nasıl bir söz verilmiş olabilir? Nisan ayında ne olacaktı, neyi kastetti diye sorulduğunda sadece bilmiyorum dedi mesela. Bir taraftan hem bu konu var, bir taraftan da polis koruması benim zamanımda verilmedi dedi. Ama sosyal medyada dolaşan tabii dayanak, yani kesinlik kazanmamakla birlikte, altını çizelim bunu yanlış anlaşılmasın, bazı belgeler var Soylu'nun döneminde olduğuna dair. Bunları da toplarsak Sayın Demirağ, bazı cevaplar verilemedi mi, yoksa Sayın Soylu da onları da açıklayacağım dedi, belli bir süre mi acaba geçmesi gerekiyor bunların açıklanması için? Yani Süleyman Soylu ne diyecek bilmiyorum. Neyin açıklamasını yapacak onu da bilmiyorum. Yani Sedat Peker'in yurt dışına çıkarken 2 saat kadar havaalanında durduruldu. Ve Süleyman Soylu'nun iddialara göre talimatıyla geri dönecek. Bırakın gitsin talimatıyla yurt dışına çıkabildi. Ve Peker de şunu iddia ediyor. Yani ben Nisan ayında dönecektim. İşte sen benim dönüş biletimdir diyor. Aralarında demek ki bir ciddi bir mutabakat var, yani ikilinin ve kulise sızan diğer haberlerde aralarında ciddi bir mutabakatın olduğu görünüyor. Nisan ayında ne var? Nisan ayında malumunuz, yani AKP'nin kongresi vardı. AKP'nin kongresinde neler bekleniyordu bir yıl önce, iki yıl önce? Nisan'da neler oldu? Onu yorumlamak lazım, onu karşılaştırmak lazım. Ve Sedat Peker bir bölümünü, şu anda tamamını söylemiyor ama yani işte kongrede ben seni seçtirdim. Yani düşünebiliyor musunuz, Demokrat, yani Doğru Yol Partisi'nin kongresinde yanımda olan kişi benim sağ kolum duruyor. İşte ben olmasaydım sen şunları yapamazdın diyor. Bakalım bunların hepsi bir ortaya çıkacak. Şu anda bana göre lağım patlamış, koku orta, yani koku, etrafı müthiş bir koku aldı ama daha görüntüler yok yani. Bir de görüntüleri, o pislik görüntüleri, o belgeleriyle, tanıklarıyla görelim. Yani şu skandal bana göre AKP'nin de sonunu getirmiştir. Süleyman Soylu'nun da siyasi hayatı burada bitmiştir. Sedat Peker diyor ki işte bir kamera yenileceksiniz. Her defasında daha çok canınızı acıtacağım. Elimde pek çok bilgi var. Hepsini kanıtlayacağım. Hepsini anlatacağım diyor. Sayın Demirağ da bahsetti, Sayın Sağlar. Daha 6. videosu dedi. Pazar günü bir tane daha gelecek. Ama bunlar bu şekilde devam etmiş olacak. Ne çıkar bu konu? Nereye evrilir? Bunlar tabii merak ediliyor ama bu polis koruması olayına size de sormak istiyorum. Benim dönemimde değil dedi. Ve bu konuda aslında yalanlamış oldu ama Peker'de hayır böyle bir şey yok diyor. Bir taraftan da Nisan ayında Peker'in iddialarıyla tabii nasıl bir söz verilmiş olabilir size göre? Şimdi ne sözü verildi, nasıl bir söz verildi, neyi kotaracaklar, bilet olarak ne görüldü onu bilmem. Ama bir anlaşma olduğu belli. Yani sen benim Nisan ayında ben dönecektim demesinin altında yatan bir anlaşmanın olduğunu açıkça gösteriyor. Hayır böyle bir anlaşma yoktur lafı şimdiye kadar edilmedi. Nisan ayında da sevgili Yavuz Selim'in söylediği gibi AKP kurultayı vardı. Yani kongreleri vardı. Lebalep doldurulmuş olan ve pandeminin de onun için azlığı kongreler vardı. O kongrelerde ne bekleniyordu? Süleyman Soylu genel başkan mı olacaktı, değil miydi? Onları bilemem ben. Yani bu aralarındaki olan bir anlaşma, sözleşme. Ben koruma polisleriyle ilgili konuya takılmak, söylemek istiyorum. Buyurun. Ben de bakanlık yaptım. Evet. Yurt dışına koruma
koruma polisiyle çıkabilmem için o zaman Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor. Yani sadece Emniyet Müdürü'nün değil, eğer Sedat Peker'in koruması varsa, kim verdi bilmiyorum. Ama Sedat Peker'in koruması polis, devlet memuru olan koruma polisinin yurt dışına gidebilmesi için bürokratik işlem önemli. En sonunda da İçişleri Bakanı imzasıyla onaylanıyor. Şimdi değişti mi değişmedi mi, devletin yapısı değiştiğini biliyorum ama dolayısıyla hadi ben gidiyorum yurt dışına, sen de benimle beraber gel, beni koru orada, o mümkün değil. Öyle bir devletin kurum, yani hukuk devletinde böyle bir şey söz konusu değil. O nedenle koruma polisini ben verdimden öte, koruma polisinin yurt dışına Sedat Peker'le çıkmasına niye izin verdi sorusunu doğru sormak lazım ve onun açıklanması gerekir. Süleyman Soylu zamanında herhalde çıkmış yurt dışına, değil mi? Peker bu yanlış şekilde söylüyor. Evet, ben, evet. Ya şimdi de şöyle. Sayın 2014'ten Bakan. Beri Süleyman Soylu, evet. 2014'ten beri Süleyman Soylu AKP'de ve 15 Temmuz sonrasında da İçişleri Bakanı. Dolayısıyla çıkışı da ondan sonra oluyor. Onu açıklaması lazım. Yanlış bilgim olabilir ama bunun açıklanması gerekiyor. Daha çok kim tahsis ettiğinden daha çok nasıl izin verdiğinizi söylemek lazım. İzin de Süleyman Soylu'nun doğrudan katkısı olduğunu zannediyorum. Bu önemli. Evet, Süleyman Soylu diyor ki yani, eğer böyle bir şeyler varsa, bu iddiaların herhangi biri doğruysa ben bu koltukta bir saniye bile oturmam diyor mesela. Yani iddialar da karşılıklı aslında, kendilerince tırnak içinde söylüyorum, kuvvetli bir şekilde de yanıt veriyorlar. Hani ben görevimden vazgeçerim, bu görevde olmam diye. O yüzden bu konu nereye evrilir merak konusu. Sayın Sağlar, biraz vaktimiz daraldı. Şimdi... Ha, buyurun. Şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Sağlar da bilir. Koruma tedbir kararları yıllık yenilenir. Her yıl yenilenir. Yani bir yıl süreyle verilir ve bir yılın sonuna doğru yenilenir. Bunların da altında mutlak surette İçişleri Bakanı'nın imzası olur. Oluru olur. Yani bizim zeka seviyemizde Sayın Soylu hiç alay etmeye kalkışmasın. İşin prosedürü budur yani. Ve bu, bunun genelgelerle, yönetmenliklerle ve yasalarla hepsi sorumlusu İçişleri Bakanı. Yani ondan habersiz ya koruma vermek falan mümkün değil. Bakın Jabber'de bir alet var. Yani bu aleti çok az kişiye verilir bunlar. Sinyal kesici. Bakan oluru olmadan hiç kimseye bu cemurlar veremez. Yani bunların hesabını kendi tabanlarına vermeyebilirler ama yani Türkiye'de de eğitimli bir kitle var. Olayları yakından takip eden bir kitle var. Medya ambargosuna rağmen sosyal medya ve iyi ki işte KRT var, Tele1 var, Halk TV var. Bunlar da her gün bu konunun takipçisi olmaya devam edecekler. Peki. Bana göre bir saniye bile durmamalıdır. Bir de yani soyadı Soylu, Soylu bir davranışta bulunsun da soyluluğunu bir ispat etsin diye, istifa etsin diye düşünürüm. Şimdi vaktim daraldı. Aslında bir sorum son, da... son bir, şey, bir ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. İçişleri Bakanı Soylu kendisinin bu iddiaları araştırması doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığına, Başsavcılığına müracaatta bulundu. Müracaat edeli kaç gün oldu bilmiyorum. Savcılık harekete geçti mi onu da bilmiyorum. Savcılık harekete geçse dahi bu iddiaların soruşturmasını yapacak olan yine emniyet güçleridir. O da Soylu'nun emrinde olan kurumdur. O nedenle biraz bu iş sıkıntılı. Yani şu açıklıkları görmemiz gerekiyor. Ya istifa etmesi gerekiyor, tarafsız bir şekilde arı soruşturma olmalı ki Soylu davranış odur. Ya da bunun bir göstermelik olduğu görülüyor ve buradan bir şey çıkmayacağı anlaşılabilir. Ama bir şey çıkılabilir. Bakın bir iddiada bulunuyor Sedat Peker. Diyor ki Soylu
İbrahim Kalın'ı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan'ı takip ettirdi diyor. Evet. Bizi iki takip, fotoğraflarını çektirdi filan. Onlardan, takip edenlerden bir tanesi de bunu kişiye, takip edilen kişiye bildirdi diyor. Şimdi bu arada bu iki ismin de töhmet altında bırakıyor. En basit, savcılığa gitmeden İbrahim Kalın ya da Hasan Doğan çıkıp evet bize böyle bir bilgi geldi dediği andan itibaren iddianın doğru olduğu ya da böyle bir şey olmadı dediği andan itibaren de iddianın doğru olmadığı ortaya çıkar. Savcılara falan filan gitmenize gerek yok. Çok basit kişiler belliyse o kişilerin sözleri, açıklamaları çok önemlidir. Bunun çok uzatılması Türkiye'de, Türkiye'yi çok yaralıyor. Yurt dışındaki basının, yurt dışı basının yani uluslararası basına baktığınız zaman Türkiye ile ilgili çok ağır yazılar yazılıyor. Bunun iyi görülmesi gerekiyor. Dolayısıyla hepimiz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak, saygın bir ülkede yaşamak isteyen yurtseverler olarak bir an önce bunun çözülmesi gerekiyor. Hoş çözülür mü zannetmiyorum. Mustafa Pekcan kendi bakanlığına mal sattığı yolsuzluğundan dolayı görevden alındı. Ama ortalıkta yok ve hiçbir işlem de yapılmıyor. Ve bu da meclise gelen bir konuydu ama AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sayın Sağlar, size bir sorum daha var müsaadenizle. Cümlenizi tamamladıktan sonra buyurun. Yani bu şunu söylüyorum. Giderek bugünkü AKP iktidarı çökmek üzere. Yani aslında Sedat Peker'in gülerek biraz da dalga geçerek bir triportla bir kamerayla sizi çökerteceğim lafı önemli bir laftır. Hoş, ben Susurluk'ta karşılaştırıyorum. Bazı insanlar bunu farklı şekilde görüyorlar. Susurluk döneminde hukuk devleti olduğu için, eski Türkiye'de parlamenter sistem olduğu için yargı devreye girdi. Parlamento devreye girdi. Kişi, ilgili kişi istifa etti. Ve bugün, yani o gün meclis ve devletin bütün kurumları karartmaya çalışsa da bilgi vererek en azından bir yapının, devlet, siyaset, mafya yapısının varlığı toplum tarafından bilindi. Bugün hiç kimsede bir ses yok. Dolayısıyla bu bizi daha da kötü bir noktaya gidiyor. Şeffaf olmaktan öte söylenen hiçbir sözün de doğru olmadığı gibi bir kanıya varıyor. Zaten pandemiden ölüm korkusu içerisinde işsizlikle, açlıkla karşı karşıya kalan yurttaş bu hükümeti devirir. Ve devirecektir de görüntü o. Yani müdahale edilmezse kendileri için. Peki. Bilmiyorum. Çok iyi, her şeyi çok iyi bilen Fahrettin Altun neler düşünüyor, neler yapacak filan, hangi algıyla kimi ne yapacaklar onu bilmiyorum ama Türkiye'de ciddi bir siyasi sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ben bu arada bitirmeden bir şey sormak istiyorum. Bitirmiyoruz bu arada. Ben her ikinize de bir soru soracağım. O sorulara vakit kalsın diye ben aslında öyle söyledim. Çünkü Meral Akşener'e karşı bir provokasyon var. O konuyu Sayın Demirel'e soracağım ama size de Peker'in bir iddiası var. Para alan siyasetçi diye. CHP bu konuyu meclise taşıdı. Özgür Özel. Kimdir bu para alan kişi diye. O konuya gelmek istiyorum ama siz sanırım bir şey söyleyeceksiniz. Sözünüzü kesmiş oldum. Buyurun. Şu, bir kere Meral Akşener'e yapılan provokasyon nasıl çöküldüğünün yani siyasi anlamda bugünkü iktidarın nasıl çöktüğünün göstergesidir. Çünkü o bulduğu, gidildiği yer aynı zamanda Erdoğan'ın memleketi. Dolayısıyla oradaki insanların provokasyonu. Hiçbir siyasi lidere bunlar yapılmamalı. Türkiye başka bir noktaya gidiyor. Benim Yavuz Selim Bey'e sormak istediğim bir darp olayıyla karşı karşıya kalmıştı. Sanıklar yakalandı, ceza aldı mı onu sormak istiyorum. Yani İçişleri Bakanlığı, Emniyet, Güvenlikler gereğini yerine getirdiler mi? 2 yıl oldu. Yani geçtiğimiz 11 Mayıs'ta 2 yıl oldu. Daha iddianame bir hafta önce çıktı. Yani 2 yıldır ortada iddianame yoktu. Yeni ortaya çıktı iddianame ama arkadaşlar ellerini kollarını sallayarak kahraman edalarıyla geziyorlar.
Yani yaptıkları yanına kar kalıyor. Çünkü hukuk askıya alınmış. Ülkede yani adalet vesayet altında olduğu için Sayın Bakan'ın talimatıyla serbest bırakıldıkları için 2 yıl sonunda ancak iddianame hazırlanabildi. Ama daha ortada hiçbir şey yok yani. Peki. Sizinle bunlar birlikte zaten... Bunu niye sordum? Bunu niye sordum? Çok özür dilerim. Sedat Peker'in son videosunda Hürriyet Gazetesi baskınını bir AKP'li milletvekili bana telefon etti ve ben de onun arkasındaydım diye ortaya koyuyor. Demek ki milletvekili, siyasilerin, yazarların, gazetecilerin darp edilmesi ya da onların üzerinde terörist faaliyetler gösterilmesinin altında, arkasında AKP var. Bu açıklanıyor. Bu bence son derece önemli ve çok tehlikeli bir şeydir. Yavuz Selim Bey'e onun için sordum. 2 sene oldu. 2 sene boyunca Türkiye göya bir hukuk devleti değil. Hukuk devleti olmadığının göstergesidir. Onu söylemeye çalıştım. Peki Sayın Buyurun. Sağlar. Sayın Demirel tabii böyle bir süreç atlattı. Yeniden geçmiş olsun diyelim. Sonrasında devam da etti. Başka gazetecilere yönelik ne yazık ki. Şimdi çok az bir vaktim kaldı Sayın Demirel. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize'ye gitti. Orada bir provokasyonla karşı karşıya kaldı. PKK ile işbirliği yapmakla orada suçlandı. Ve orada da bir A Haber mikrofonu vardı sadece. Dün İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır yayınımıza katıldığında da dedi ki bizim birkaç dükkan sonra gireceğimiz yere o kadın da organize bir şekilde yerleştirilmişti dedi. Bu provokasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hangi noktaya gelindiğini aslında gösteriyor. Son olarak bunu sormuş olayım. Şimdi bakın Ankara'da Melih Gökçe'ye ait bir Beyaz TV diye bir televizyon kanalı vardır. Onlar da böyle alırlar mikrofonu çıkarlar. İşte Sayın Mansur Yavaş'ın aleyhinde güya röportaj yapmaya kalkışırlar. Vatandaş onları birçok yerden kovaladı. Ama şeyde tabii iyi çalışmışlar derslerine. Organizasyonu da güzel yapmışlar. Yani A Haber gibi yandaş kanallar ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne İyi Parti'yi asla takip etmezler yani. Bu faaliyetlerini hiçbir zaman takip etmezler. Oraya özel olarak görevlendirilmiş. Biz biliyoruz yani bu tip numaraların, senaryoların nasıl yapıldığını ama ellerini yüzlerine bulaştırıyorlar. Hiç olmazsa o A Haber kamerası yerine nasıl olsa bazı ajansları, devlet ajanslarını bile kendi parti ajansı gibi kullanıyorlardı. Bari onu akıl etselerdi. Ama işte şaşırıyorlar. İşte ayaklarına dolanıyor. Ama biz gördük tabii. Orada sadece o görüntüler yok. Daha sonraki görüntüler de var. Bizim Anadolu halkı, Karadeniz insanı misafirperverdir. Böyle kimseye bu şekilde davranmaz. Orada bir avuç provokatör var. Şimdi şey de söylüyor, Sedat Peker de diyor ki bir milletvekili rica etti, Hürriyet Gazetesi'ni işte bastırdım. Bir milletvekili rica etti, eski bir milletvekilini karakolda dövdürdüm, kemiklerini kırdırdım diyor. İşte yani ülkenin geldiği hal bu. Yazık yani şu dünkü o görüntüler Türkiye'nin kutuplaşması konusunda çok tehlikeli bir gelişmedir. Peki. Yazık oluyor yani. Orada ama Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp benim memleketimde böyle bir şeye göz yummam gibi bir kınama bile söylemedi. Bir temennide bile bulunmadı. Acı olan taraf da o. Evet, sessiz kalın. Yani Mersin'de olsa, şimdi İçel'de Mersin'de olsa Fikri Sağlar herkesten önce koşar giderler ki burası benim memleketim. Burada böyle bir şeye izin vermeyizler ama kimseden böyle bir ses çıkmıyor. Yazık. Peki. Tabii bir taraftan da bugün cuma namazı çıkışı var tabii. Orada belki bu konuya değinir bilmiyorum ama şunu da ek soru olarak sormuş olayım size Sayın Demirel. Hem Meral Akşener konusunda bir sessizlik memleketi olması dolayısıyla tabii ayrı bir noktaya gelmiş oluyor bu konu. Bir taraftan da yine bu Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili de herhangi bir mesela açıklama yapılmamış oluyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu Sözcü TV'ye konuştu. Dedi ki devletin başındaki isim bu kadar olay oluyor ve konuşmuyor.
aynı zamanda da bu tür organize suçların arkasında siyasi destek olmadan nasıl bunlar bu kadar büyüyebiliyor dedi mesela. O cümlesini size sormuş olayım. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Aslı Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'ta, yani başkentte, bakanların, Milli Savunma Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın, Kuveyt Komutanlarının, Emniyet Genel Müdürü'nün bulunduğu bir alanda, üstelik bir şehit cenazesinde linç girişiminde bulunuldu. O girişimde bulunanların, o inek hırsızının elini öptüler, neredeyse şeyh ilan edeceklerdi. Hala ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Bunların hepsi kötü örnektir. Yani bir yaptırım uygulanmayınca da işte yol olur. Yazık yani. Ankara'da bunu yaparsanız yarın Rize'de olur, öbür gün Erzurum'da olur, İstanbul'da olur ve olmaya da devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Demirağ, Sayın Sağlar, kıymetli katılımlarınız, yorumlarınız için efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.